Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Uygulama kampının birinci günündeyiz. 16 Mayıs bugün ve sözcüklü yapıyla ilgili uygulamalar yapacağız. Taktiklerle dil bilgisi kitabımın biliyorsunuz her konu sonunda ÖSYM tipi uygulamaları var. İşte onları satır satır çözeceğiz. Bakalım neler kazanacağız. Hemen ilk uygulamayla başlayalım. Aşağıdaki kelimeleri yapısı bakımından inceleyiniz diyor. Tamam, hemen incelemeye başlayalım. Ne diyor? Bir numaralı sözcüğümüz sevindik sözcüğü. Tamam, süpersin hocam. Sevmekten sevinmek. Çok net fiilden fiil yapan yapım eki almış. Türemiş sözcüktür. Geçtim. Ve çok arada kaldıklarımızda biraz daha deşebiliriz. Ama sevmekten sevinmeyi gördük, geçtik. Sınavda da mantığımız bu olmalı. Bütün ekleri böyle tahlil etmeye çok da gerek yok açıkçası. Hemen böyle görür görmez yapıştırmanız yetecektir. Bilmiyorlar sözcüğüne bakalım. 2 numara. Bilmiyorlar sözcüğü olumsuzluk eki almış. Olumsuzluk eki yapım eki midir, çekim eki midir diye bir soru var Türk Dil Kurumu'nda. Biliyorsunuz önemli bilim insanlarından Muharrem Ergin Türk dili üzerine çok önemli çalışmalar yapmış. Kesinlikle yapım ekidir diyor, hiç tartışmasız. Zeynep Korkmaz, yine Türkiye Türkçesi Grameri diye bir kitabı var. Üniversite kitap, ders kitabı olarak okutuluyor ki Muharrem Ergin'in kitapları da öyle biliyorsunuz. Zeynep Korkmaz, olumsuzluk eki kesinlikle yapım ekidir, tartışmaya gerek yok diyor. Ama yine çok büyük bilim insanlarından Tahsin Bangıoğlu, çekim ekidir ya diyor. Doğal olarak bilim dünyası ikilemde, yapım eki mi, çekim eki mi olduğu noktasında. Ben yıllarca yapım eki olarak anlattım. Sınavda direkt olarak bir olumsuzluk eki sorulmadı. Arada kalan bir konu olduğu için sorulmayacaktır. İçiniz çok rahat olsun. O yüzden bu bilmiyorlar sözcüğünü geçiyorum. Yani buna olumsuzluk eki var, yapım ekidir türemiş dersek yanlış demeyiz arkadaşlar. 3 numara. Sordurmuştu. Sormaktan sordurmak. Fiilden fiil yapan yapım eki var, kesinlikle türemiş. Evcil, evden evcil. İsimden isim yapan yapım eki var, türemiş sözcük. Farkındaydı. Fark, farkı, farkında, farkında idi. Ek eylem var, bulunmayla eki var, işte kaynaştırmalar var falan fistanlar. Yapım eki yok. Çok net bir basit sözcüktür farkındaydı ifadesi. Kimsesizlikteki diyor. Kimsesizlikteki, hemen bakalım, kimseden kimsesiz yapım eki var, türemiş. Yüz yuvarlak, yuvarlamaktan yuvarlak. Buradaki K yapım ekidir, kesinlikle türemiştir. Bilmekten bilinç, bilinçten bilinçsiz, bilinçsizce havada uçmuş yapım ekleri, kesinlikle türemiş sözcük, çok net. Sarardı diyor, sarı armak, kesinlikle yapım eki var. Ünlü düşmesi falan hak getire neler neler var. Hocam kesinlikle türemiş sözcük. Sızlamış, sızılamak, lale varsa zaten türemiş yapıştırdım. Kaderimin, kader, kaderim, kaderimin. Hocam burada kader sözcüğü sadece iyilik eki ve tamlayın eki almış. Yani çekim ekleri almış, yapım eki almamış. Basit sözcüğün ta kendisi. Yorumlanmasıysa, yormaktan yorum. Hani hayra yor deriz ya, hayra yor. Yormak diye bir kelime var. Yormaktan yorum, fiilden isim, kesinlikle türemiş. Soğuk, soğumaktan soğuk. Öksürük de böyle tam soğuğa denk geldim. Güzel oldu, hazırlanmışız gibi oldu. Soğumaktan soğuk, harika hocam. Fiilden fiil yapan yapım eki var. Adımlamaktı, atmaktan adım. Artık bunu çok iyi biliyorsunuz. Kesinlikle türemiş. Atlayarak diyor buradaki arak erek. Atlayarak, zıplayarak, hoplayarak. Arak erek ifadesi bir fiilimsi ekidir. Hangi fiilimsi hocam? Hatırlayacaksınız. Bunu zarf fiiller arasındayken yalasiye Emma'dan ince ip arakladıkça daki arak erek de söylemiştik. Fiilimsi varsa kesinlikle türemiştir. Bilmeden diyor. Bilmeden, gelmeden, gitmeden, madan meden yine fiilimsi var, kesinlikle türemiş. Hissetmiştik diyor. His ve etmek, değil mi? Çok net burada birleşik sözcükten bahsedeceğiz. Buzdolabının diyor. Buz ve dolap tabii ki birleşik sözcük. Bir olarak yazayım. Öncekiler, önden önce, değil mi? Benim önceliğim şudur. Hani önde olan şudur anlamında, değil mi? Çok net. Haydi arkaya bir yaslan, bir rahatla hocam. Önden önce doğal olarak kesinlikle türemiş. Sondan sonsuzluk, değil mi? Kesinlikle 20 numara türemiş. 20 numaradayız. Arabadayken. Şimdi burası güzel. Hocam burada ken zarf fiil var. E fiilimsi varsa türemiş demiştiniz. Diyeceksiniz konuşabilirsem inşallah. Araba bir isimdir. Doğal olarak isme fiilimsi gelmez. Arabada iken bu bir eylemsiz ek eylemdir. Bu bir ek eylemdir. Eylemsi değildir. Aman dikkat. Doğal olarak bu sözcük de bir basit sözcüktür. Önümüzden diyor. Ön, önümüz, önümüzden. Tabii ki sadece çekim eki almış, basit bir sözcüktür. Gezinti, gezmekten gezinmek, gezinmekten gezinti. Çok bariz türemiş sözcük. Bölgelerde, bölmekten bölge, değil mi? Bölge bölünmüş yer anlamına gelecek nihayetinde. E tabii ki yapım eki var, değil mi? Türemiş. Hislerimin diyor. His, hisler, hislerim, hislerimin. Sadece çokluk, işte iyilik, tamlayan falan almış. Yani çekim ekleri almış. Basit sözcüğün ta kendisi. Kalemlik, lıklık tabii ki türemiş yapım eki. Çalışmaktayım diyor. Maktam ekle şimdiki zaman yerine kullanılan bir sözcüktür. Doğal olarak burada yapım eki yoktur. Sadece çekim eki vardır. Yani bu sözcük bir basit sözcüktür. Uyuma. Yapılarını,
Bu arada 27'yi geçmeden şimdi aklınıza şöyle bir soru işareti kalmasın. Hocam MacMac isim fiil değil miydi? Hayır, artık orada Mac'ta Mac'te gezmekteyim, gitmekteyim, görmekteyim, dinlemekteyim, anlatmaktayım. Mac'ta Mac'te şimdiki zaman anlamı katan bir ek görevi üstlenmiş. Yani bir çekim ekidir artık. Doğal olarak bu sözcük basit sözcüktür o yüzden. Yapılarını yapmaktan yapı kesinlikle türemiş. Sormalıymışsın diyor. Sormak, sormalı, malı, meli. Burada gereklilik kipi var. Yani çekim eki. Mışmış var, zaman eki. Tabii ki çekim eki. Sınsin, şahıs eki. Yine çekim eki. Bu doğal olarak basit sözcüktür diyoruz. Var mı soru işareti? Yok. Yapısına göre nasıl inceleyeceğimizi biliyoruz. Bakın bir de uygulama sonlarına not düşmüşüm. Ne demişim? Bir kelimenin yapısı sorulursa kelimeyi ekine köküne ayırıp aldığı eklere göre basit, türemiş, birleşik demelisin demişiz. Müthiş bir sınav sorusu hakkında hemen bilgi aktarmışız. Geldik ikinci uygulamaya. Bakalım ikide neler var. Aşağıdaki kelimelere gelen ismin ayrılma durum eki. Yani danden. Tamam. Hangi kelimelerde yapım, hangi kelimelerde çekim eki olarak kullanılmıştır? Yanlarına yazınız demişiz. Mükemmel hocam. Vallahi de billahi de bakın ikinci uygulamaya geldik ve inanın ikinci soru soruldu, sorulacaktır. Sıradan bir konularla, sıradan konularla yani doğal olarak burada sıradan, danden kesinlikle ayrılma anlamı katmamış. Sıradan konularla ifadesinde danden nasıl konu? Sıradan konu. Sıfat yapmış, yapım ekidir. Taktiğimiz bu aslında, tamam. Sıfat yapmışsa ya da ayrılma anlamının dışında kullanılmışsa yapım ekidir. Arkadaşının en önemli özelliği içten konuşma alışkanlığı olması. Bir içten konuşma, nasıl konuşma? İçten konuşma çok bariz bir yapım ekidir. Önce parkı yaya olarak dolaştık, sonra pikniğe gitmek üzere parktan ayrıldık diyor. Parktan demiş arkadaşlar, danden ayrılma anlamında burada çekim eki. Bozacının sesi sokağın ta öbür tarafından. Danden ayrılma, tabii ki çekim eki. Çok net, hemen şöyle yapalım ekranı. Sola kaydıralım, sağa kaydıralım daha doğrusu. Oldu şimdi. Adeta şiirden bir taç olan. Ha, şiirden bir taç. Nasıl taç? Şiirden bir taç. Yapım eki. Artık sınava az bir zaman kaldı. Bu konuları 40 kere anlattık. Doğal olarak siz bu konulara hakimsiniz diye düşünüp biraz daha pratik gitmeye çalışıyorum. Yani sıfat yapıyorsa yapım eki bilgisi çok pratik bir bilgidir. Ayrılma anlamından çıkıyorsa da yapım eki, o da bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi. Peki şöyle bir göz attım, başka var mı? Yok. Ha, mısralarından diyor. Danden yine ayrılma anlamında. Büyük bir topluluk haline geldik ve geçecek başka yer bulamayınca caddeden geçtik diyor. Danden ayrılma tabii ki burada çekim eki olarak kullanılmış. Tarkan ne güzel söylüyor değil mi şarkısında, yalnız taştan. Yalnız taştan, nasıl taştan? Yalnız taştan, dikkat. Lütfen buna dikkat. Acaba burada yalnız taştan anlamında mı kullanacağız? Yoksa diğerleri gibi bariz bir yapım ekidir mi diyeceğiz? Ona bir bakalım lütfen. Yalnız taştan, sadece taştan demek istiyor belli ki. Yani burada ayrılma anlamı diyeceğiz ve çekim eki diyeceğiz değil mi? Çok net, çok dikkatli bakmak lazım, bunu söyleyeyim. Yani taştan duvarda diyebilirsin. Yalnız taştan, tamam. Duvar olmaz mı diyeceğiz. Tabii ki o anlamı katmış değil mi? Burada düşünüp o anlama gitmek lazım. Yarim senden ayrılalı inan bir ömür oldu diyor. Danden tabii ki ayrılma, tabii ki çoklukça çekim eki olarak kullanılmış. Hemen notumuza bakalım. Notta ne demişiz? Eğer danden takısı, danden eki ayrılma anlamı dışında kullanılmışsa yapım ekidir. Ayrılma anlamındaysa zaten çekim eki diyoruz. Haydi üçüncü uygulamadayız. Çok güzel bir uygulama daha. Hemen notumuzu da şöyle sığdıralım. Harika oldu. Ne diyor? Larler çokluk eki aşağıdaki cümlelere hangi anlamları katmıştır? Karşılarına yazınız demişiz. Evet, farklı anlamlar katabiliyor. Bakalım nasıl oluyor? Geçirdiği kaza sonrası kanlar içinde kaldığı görüntüler. Ha, kanlar içinde kaldığı görüntüler. Kanlar içinde. Burada bir abartma anlamı var. Abart. İki numaradayız. Annem ağzındaki baklayı akşama kadar sakladı. O kadar ki ailelere gideceğimizi yeni öğrendim diyor. Alilere. Alilere gideceğimiz ifadesi Ali'nin ailesi anlamını katmış. Burada aile anlamında. Bu arada bayağı gittik yani. Bizi vurdu oruç yine arkadaşlar. Bayağı bir dağıldık. Haydi toparlan. Sevdiğine evliliğin ilk 1-2 ayında söylediğin en büyük yalandı şüphesiz. Dünyalara sığdıramam seni ben. Larler. Tabii ki burada abartma anlamı var değil mi? Artık yok artık diyorsun ya. Dünyalara ifadesi abartma. 4 numaradayız. Mahallenin diğer çocukları. Larler. Burada çok bariz çokluk anlamı katmış değil mi? Net. 5 numara. Babam iş görüşmesi için sabırsızlandığını söylemiyordu. Ama şu sorusundan bunu hemen anladık. Aysel Hanımlarla işi ne zaman konuşacağız? Aysel Hanımlarla çok net saygı anlamı var. Aman dikkat. Uygulama kampının ilk gününde hocam toparlan.
Ne diyor? Eller günahkar, diller günahkar, çokluk eki. Bak, sıkı sıkı tembihliyorum Berat. Babanlara söylediklerini unutma sakın. Babanlara, annene, babana, yani ailene demiş. Aile anlamı katmış. Gelin notumuza bakalım. Çokluk eki cümleye abartma, saygı, benzerleri. Hani nice fatihler yetiştirmiştir bu ülke diyoruz ya. Fatih gibiler, kahramanlar anlamında. Benzerleri gibi birçok anlam katabilir. ÖSYM bu tarz soruları çok sever. Aman dikkat hocam. Bu da çok önemli bir vurgudur. Evet, üçüncü uygulamamızı da bitirmiş oluyoruz. Sözcük yapıyla ilgili geldik dördüncü uygulamaya. Ne diyor? Dördüncü uygulama, hemen ona bir bakalım. Aşağıdaki kelimelere getirilen mame eklerinin karşılarına olumsuzluk eki mi yoksa isim fiil eki mi olduğunu yazınız. Süper hocam, bak bunu da çok karıştırıyoruz. İnanın müthiş bir bilgi bu da. Hemen bakalım nasıl bulacağız. Sakın bana geldiklerini sezdirme desem de resmen bas bas bağırdı geldiklerini kulağıma diyor. Şimdi burada sezdirme, yapma, etme, eylemi gerçekleştirme demek istemiş. Kesinlikle olumsuzluk ekidir. Anneler gününde 2 numaradayım. Aldığım bütün yapma çiçekleri, ha yapma çiçek. Nasıl çiçek? Yapma çiçek. Çok bariz bir isim fiil ekidir değil mi? Net. 3 numara. Yapılan tatbikatlarda sürekli şu ifadeler tekrarlandı. Vurma, kırma, bağırma. Parolamız bu. Ha yapma, etme diyor. Olumsuzluk eki olarak burada vurma, kırma, bağırma da kullanılmış. 4 numaradayız. Babası kızına boyama kitabı alacağını, ha boyama, mame, kitabı boyama demiyor. Boyama kitabı diyor. Artık ismin, şey eylemin ismi olmuş değil mi? Eylemin adı olmuş. İsim fiil eki çok net. Peki devam 5 numarayla. Şu matematikten bir şey anlamıyorum deyip duruyordu mütemadiyen sürekli. Anlamıyorum derken mame burada çok bariz bir olumsuzluk ekidir. Hemen o'yu yazdım oraya. Hoca hiç beklemediğim bir anda kulağımın dibine kopya çekme diye bağırınca ödüm koptu diyor. Çekme ifadesi burada olumsuzluktur. Çok nettir. Bu arada beklemediğim bir an derken mame var. Yine olumsuzluk ekidir. Bir tanesini görsek, bir tanesini yazsak yeterli, içiniz rahat olsun. Yatma yeri aramaya koyulmuştuk hep birlikte diyor. Ha yatma yeri derken çok bariz bir isim fiili ki aramaya ifadesindeki aramada yine çok net isim fiili olacak. Çocuğa eğilince beni öpme diye haykırdı diyor. Evet, buradaki öpme, yapma, etme anlamlarında olumsuzluk ekidir. Çok güzel oldu, buna lütfen dikkat. Hemen notumuz gelsin. Mame olumsuzluk eki. Eğer cümleye olumsuzluk anlamı katmamışsa orada isim fiil görevinde kullanılmıştır. Bu durumun hiçbir istisnası yoktur. Süper bir not olmuş bu. Evet, yani olumsuzluk anlamı katıp da ne bileyim olumsuzluk eki olmadığı ya da olumsuzluk anlamda değil bu ama olumsuzluk dediğimiz bir durum imkansız. Doğal olarak içimiz çok rahat. Haydi devam hocam. 5 numaralı uygulamaya geçeceğiz. Bakalım bu bize neler söyler. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerde kullanılan danden eklerinin hangileri ın in tamlayan iki yerine kullanılmıştır? Ya inanın sadece bu uygulamaları çözseniz baştan sona kesinlikle sınavda bu konudan soru kaçırmazsınız, onu söyleyeyim. Aynı şey diğer konularla da geçerli, onlar için de geçerli. İçiniz çok rahat olsun, çok önemli bir noktadayız. 5 numara, haydi hocam konuşabilirsek, bugün niyeyse böyle bir tutukluk var ya. Açılacağız, açılacağız, açılacağız. Uygulama kampındayız. Ha hocam, vallahi de billahi de ben nedenini biliyorum. Besmele çekmedim ben. Hiç bismillah demedim, bak kaç dakika geçti bakayım Allah aşkına. 12 dakika olmuş, bismillahirrahmanirrahim. Hiç yaşadığım bir şey değil bu. Hiç yaşadığım bir şey değildi bu. 12 dakika olmuş. Haydi bismillah başlayalım. Ne diyor bir numarada? Wow, sesimiz gerçekten açıldı, kendimize geldik. Dandenik hangisinde ın in yerine kullanılmıştır diyor. Ya Rabbim başla. Aşağıdakilerden hangisi, aşağıdakilerin hangisi demek istiyor. Danden yerine in ın koyacaksınız. İn in oluyorsa tamlayan, değilse değil diyeceksiniz. Ayrılmadır diyeceksiniz. Aşağıdakilerin hangisi burada tamlayan eki görevinde? Lütfen evdeki çocuklardan birini, çocukların birini. Ha oluyor. Bakın mesela yine korkudan, korkunun uyuyamayacağım oluyor mu? Olmaz. Danden yerine ın in koyacaksınız. Oluyorsa tamlayan eki yerine kullanılmıştır diyeceksiniz. Ve onu bir belirtili isim tamlaması kabul edeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi bir belirtili isim tamlamasıdır? Çocuklardan biri bir belirtili isim tamlamasıdır. Hocam açıldık. Vallahi de billahi de açıldık. 3 numara. İnanır mısın? Senden bana tek kalan küçücük bir resim sadece. Danden, senden. Ayrılma hocam, ayrılma. Yani tamlayan ek yerine kullanılmamış. 4 numara. O kadar büyük bir hevesle gittik ki bedava dağıtım yapılan yere poşetlerden sadece 3'ünü doldurabildik. Poşetlerin 3'ü demek istiyor. Burada kesinlikle tamlayan ek yerine kullanılmış. 5 numara. Öyle değişik bir huyu vardı ki mesela dışarıdan aldığı şeyleri asla içeri sokmazdı diyor. Danden. Şimdi dışarının aldığı şeyleri diyebilir miyiz? Hayır. Doğal olarak burada tamlayan ek yerine kullanılmamış. Sevgisizlikten kalbinin, şimdi sevgisizliğin kalbinin olur mu? Olmaz. Yani ın in koyamıyorum. Çok bariz. Burada da ne yapmış arkadaşlar? Tamlayan ek yerine kullanılmamış. Neden laf dinlemediğini bir türlü çözemiyorum. 7 numaradayız. Neden laf dinlemediğini bir türlü çözemiyorum. Sana elimdekilerden yalnızca
Ha, elimdekilerin yalnızca çok güzel oluyor. Tamla en ek yerine kullanılmış. Gelin hemen kısa yolumuza, taktiğimize bakalım. Böyle durumlarda danden ekini kelimeden çıkarın ve yerine ın in ekini getirin. Oluyorsa tamla en ek yerine kullanılmıştır. Müthiş bir taktik, müthiş bir teknik. Cepte kala hocam. Haydi bitiyor. Sabret lütfen. Tam böyle açıldık, uygulama bitiyor. Aşağıdaki cümlelere bildirme ekinin bildirme eki ne hocam, Allah'ını seversen? Bildirme eki dırdır. Ek eylemin geniş zamanda dediğimiz dırdır, bildirme ekidir, uyuma. Kattığı anlamları karşılarına yazınız. Müthiş bir şey bu. Bakalım bir numarada ne diyecek. Arkadaşım uzun zamandır buralarda çalışmak istiyordu. Fakat bir türlü kısmet olmamıştı. Uzun zamandır, uzun zamandan beri. Buradaki dırdır böyle bir zaman anlamı katmış. İki numara. Adam başkan olunca bizi hemen unuttu. 45 dakikadır kapısında bekliyoruz onu diyor. Yani yine aynı şekilde ne yapmış? İki numarada dan beri, den beri, 45 dakikadan beri, yine zaman ya da den beri diyebiliriz. İkisi de olur. 3 numara. Kadın önce masanın üzerine çıktı. Ardından gür bir sesle birkaç kez şu sözleri tekrar etti. Gidebilirsiniz. Toplantı ertelenmiştir. Tır tır. 3 numara. Kesinlik anlamı var. Gidebilirsin diyor. Ertelenmiştir. Bitmiştir. Kesinlik anlamı katmış. 3 diyor. 4 numara. Doğrudur. Tüm söyledikleri doğrudur. Kesinlik anlamları katmış. 5 numara. Normalde asla ama asla eve geç kalmaz. Bu vakitte eve varmıştır diye düşünüyorum. Burada bir olasılık var. Belki anlamı katmış. Maç bitmiştir dedi hakem ve hızla uzaklaştı yanımızdan diyor. Burada da bariz bir kesinlik anlamı katmıştırdır. Yıllardır bu planları zaman anlamı katmış. Bunu bir sınav sorusundan esinlenerek buraya aktardım arkadaşlar. Zamanında sorulmuştu. Tekrar neden gelmesin şıklarda. Dikkat. Bildirme ki daha önce KPSS'de soruldu. Evet, bunu da özellikle belirtmişim. Bakın dikkat, sınavını da söylemişim. Benzeri bir soru tekrar gelebilir. Neden gelmesin? Bildirme ki ek fiilin geniş zamanıdır. Yani tırtırdır. Olasılık, kesinlik, zaman gibi birçok anlam katabiliyor. Cebinizde kalsın. Süper. Uygulama kampının ilk gününde taktiklerle dil bilgisi kitabın sözcükte yapı konusunun sonunda yer alan ÖSYM tipi uygulamaları tek tek çözmüş olduk arkadaşlar. Çok güzel ayrıntılara değindik. Bakın, 1 numara kesinlikle sınav sorusu. 2 numaranın sorulma ihtimali çok yüksek. 3 numara neden gelmesin. Yani yaptığımız her uygulama sınav noktasında gerçekten büyük önem taşıyor. O yüzden buraya ÖSYM tipi dedik. Bunu yazmamızın nedeni budur. Yani tam sınav formatı anlamını katması için. Peki yarın ne bekliyor hocam? 17 Mayıs'ta sözcük türlerinden isim sıfat zamir ile ilgili uygulamalar yapacağız. Uygulamaları lütfen kaçırmayın. Peki nasıl bir program izleyelim hocam? Uygulamayı dinledin. Gün içerisinde sözcükle yapı ile ilgili testler çözersin. Şöyle bir tekrar yaparsın. Çok güzel olur, harika olur. Türkçe işi bende, içiniz çok rahat olsun. Böyle her dakika yanınızda olmaya çalışacağım. Bu kamp bitecek, öbürü başlayacak. O kamp bitecek, diğeri başlayacak. Allah'ın izniyle her gün elimden geldiği kadar video atmaya, yanınızda olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.